Merhaba güzel insanlar, güzel takipçiler, Emine Hanım'ı seven güzel insanlar. Emine Hanım hasta olduğu için kendisi ekranlara gelemedi. Onun yerine ben geldim. Size bu videoda HPV DNA testinin aşısını anlatacağım. HPV DNA ne demek diye sorarsanız rahim ağzı kanseri virüsü. Bu ketemlerde yani kanser eğitim araştırma teşhis merkezlerinde, sağlık ocaklarında ve eğitim araştırma hastanelerinde yapılmaktadır. 30-65 yaş arasında yapılan bir testtir. Ama hiç cinsel hayatı olmamış, kız çocuklarımız zaten cinsel hayatı olmaz. Ama 35 yaşın altında veya hiç evlenmemiş bayanlara HPV DNA aşısı yapılmaktadır. Kız çocuklarınız varsa çok önemli. Erkek çocuklarımıza olmuyor mu diye sorarsanız Türkiye'de henüz yok. Kız çocuklarına var. Kız çocuklarında yaş aralığı 9 ile 14 yaş arasında 2 doz kız çocuklarına yetiyor. 6 ay arayla. Tabii ki bunun tutması çok yüksek. Yani tutuyor. Sonuçları güzel. Sonuç alanlar var. Hiç 9 ile 14 yaş arasındaki kızlarınıza özellikle yaptırmanızı tavsiye ederim. Evet, maliyeti yüksek. Nasıl bunu temin edeceğiz diye sorarsanız eczanelere getirtiyorsunuz. Sağlık ocaklarında yaptırabilirsiniz reçetenizle birlikte. Kim reçete ediyor diye sorarsanız kadın doğum doktorları reçete ediyor. Kadın doğum doktorlarını reçete ettirip eczanenizden temin edip sağlık ocağına gidip aşınızı yaptırabilirsiniz. 14 yaşından sonra yapılmıyor mu diye sorarsanız 14 yaşından sonra da yapılıyor. Fakat hiç cinsel hayatı olmayacak kızlarınızın. Bunun için de 3 doz gerekiyor. 3 doz ilk yapıldık bir dozunu yapıyorsunuz. Sonra 2 ay sonra ikinci dozu oluyor. Aradan 6 ay geçtikten sonra 3. dozu yapılmaktadır. Yani 0, 2, 8 olarak geçiyor. 3 doz yeterli. Hiç cinsel hayatı olmadan yaptırmanız gerekiyor. Bunlar önemli. Maliyeti yüksek diye düşünmeyin. Evet, yüksek maliyeti, fakat sonraki zamanlar için önemli. Çünkü cinsel aktiviteler fazla olduğu için bence yapılmalı. Bu benim fikrim ama tabii siz de bilirsiniz, yani siz daha iyi bilirsiniz. Bu şekilde aşıyla ilgili size bilgi vermek istedim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Sormak istediğiniz sorular varsa videonun yorum bölümüne yazabilirsiniz. Mutlaka cevaplanacaktır. İyi günler, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.